Sizler ekran başına, bizler stüdyoya, Bülten'de Ne Var programına hoş geldiniz. Dop dolu bir programla karşınızdayız. Hafta sonu çok iddialı karşılaşmalar oynanacak ve stüdyoda bugün çok iddialı konukları ağırlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok hızlı bir giriş. Yine vallahi kaptandan öyle bir gelecek. Öyle kavga şey var yani, vay var. Yani Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi sona erdi. Grup maçları sona erdi. Şimdi hafta sonu bültende çok çok önemli maçlar var. Zaten Türkiye'de Galatasaray Beşiktaş derbisi oynanacak ama önce Fenerbahçe ile başlayalım. Sivasspor'u konu geçecek. Fenerbahçe evinde Ümraniye Spor'la 3-3 berabere kaldıktan sonra oynadığı 5 maçta kazandı. Biraz rakip seçiyor. Hafif küçümsediği rakipler karşısında çok gol yiyor. İstanbul ekiplerinde işte Ümraniye'den 3, Karagümrük'ten 4, İstanbul Spor'dan da 2 gol yedi. Ama biraz daha önem verdiği rakipler karşısında o offside taktiğini çok katı bir şekilde kullanmayıp daha dengeli bir futbol oynuyor. Daha düşük skorlu galibiyetler alıyor. Sivas Spor karşısında da ben Dünya Kupası'na kadar açıkçası şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hata yapacağını düşünmüyorum Dünya Kupası arasına kadar. Sivas Spor her ne kadar Fenerbahçe'ye bundan önceki yıllarda ters gelse de ki 4 maçtır kazanamıyor. Sivas karşısında 3 beraberlik bir yenilgisi var Sivas karşısında. Bu kez kazanacağını düşünüyorum. Kazanırken de bence ilk yarıyı önde tamamlayacak. Ya Cesus'un olduğu bir yerde rakip küçümseme nasıl oluyor? Ben onu hiç anlayamıyorum. Şu küçümseme demeyelim de ona konsantrasyon bozukluğu diyelim. Jesus'un olduğu yerde bu olmamalı. Oluyor. Mesela Ümraniye maçında Jesus rakibi küçümsedi. Tek önlü böreğiyle çıktı. Ama ilk maçıydı ama ya. İlk olsun. İlk maçıydı. Daha 13. maçında oynayıp yükseleceğiz, oturacağız diyenler var daha yani. Yani ben hep şunu söylerim. Şampiyonluklar son maçlarda kaçmaz. İlk iki haftadaki kayıplar, kolay gözüken maçlardaki kayıplar esasında şampiyonlukları verir. Örneği de işte Erol Bulut'un ikinci haftada 9 kişilik Hatayspor'u mağlup edememesi, berabere kalması. Ondan sonra 2 puanla şampiyonluğu kaptırıyorsa ama kimse geri dönüp de Hatay maçına bakmıyor. Sivas kaybetti, maçına Sivas maçına bakıyor. Ya da diyelim. Galatasaray gibi. O da Galatasaray'da o sezon bir golle, hani aynı sezondan bahsediyoruz, evet. Bir golle şampiyonluğu verdi. Valla şöyle, şimdi bir kere bizi programı gerçekleştirirken 4 takımda maç yapmadı. İnşallah herkes iyi bir şekilde grup aşamasını sonlandırır. Zaten iyi bir şekilde sonlandırıyoruz ama işte lider mi, ikinci mi onlar belli olacak. Buradan da şuraya geleceğim, Sivasspor. Yani Rıza Hoca'yı tebrik ediyorum. Ta oradan pazartesi günkü maça Fenerbahçe taraftarını organize etti. Fenerbahçe taraftarını motive etti. Helal olsun yani gerçekten. Çok önemli bir maç diyor Fenerbahçe maçına. Evet, çok önemli bir maç ama hocam lider çıkarsan da bir tur eksik oynuyorsun Avrupa'da. Ayrıca puan getiriyorsun ülkeye. Ya buna ne gerek vardı bilmiyorum. Bence talihsiz bir açıklama ki Rıza Hoca zaten Galatasaray-Fenerbahçe maçları öncesinde ve sonrasında böyle enteresan açıklamalar yapmayı seviyor nedense. Çok uzatmayayım. Fenerbahçe içeride gol yese de golleri atarak galibiyete uzanır. Derbinin olduğu haftada çünkü 6-9 puanlık bir maç bu yani. Ben de gollü bir 90 dakika izleriz diyorum yani. Ya ben de Sivasspor her ne kadar rotasyon yapacağım diyorsa da Avrupa'da rotasyon yapabilecek bir kadro derinliği de çok yok. Hani çok oyuncu dinlendirecektir belki ama yine de ben o yorgunluğu Fenerbahçe karşı hissedebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Jesus yine rotasyon yapma sinyali verdi, net konuştu ama Fenerbahçe zaten yani böyle ayrı ilk 11 oyuncusu zaten yok ya. Zaten bütün takım oynuyor sürekli. Ben Fenerbahçe hiç yorgunluk çekmeyeceğini ve rahat bir galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. 1 ve 2.5 üst benim bu maçta tercihim. Pekala. Haftanın. Ben o zaman hazır konuşmuşken İtalya'dan yola buyur, devam edeyim. İtalya'da derbiler. Pazar günü Juventus-Inter mücadelesi var. Yani sıralamalarına baktıklarında çok heyecan verici gelmiyor ama ismi var. İsmi var. Ve Inter'in de ligde bayağı bir toparlandığını görüyoruz. Hatta Avrupa'da da gruptan çıktı. Barcelona'yı saf dışı bıraktı. Son Bayern Münih maçını kaybetti ama orada biraz formalite maçıydı. Ve Bayern Münih zaten çok farklı bir seviyede. Bunu biliyoruz. Yani ben Napoli ile de karşılaşsa Bayern Münih yine çok önde görürüm. Onu ama o maçta da araya gireceğim de. Yani böyle bir hakem rezaleti. Evet, verilmeyen penaltı değil mi? VAR çağırdı. Gel kardeşim penaltıyı vermedin dedi. Senin seyrettiğin pozisyonu bilmiyorum. Bayern Münih oyuncu böyle yapıyor. Böyle bir yüzünü, kaleci yüzünü kapatma şekli yok. Bir de böyle yapıyor yani. Elini oynatıyor şu açıdan. Evet. Biraz voleybola gittik. Orada. Hakim diyor ki yüzünü korudu böyle yaptı diyor. Aynen. Bak dünyada. İnter'i yediler yani. Dünyada yani Süper Lig'de zaten derbide konuşuruz. Çok özür dilerim Görkem. Dünyada da
gerçekten çok tırnak içinde fahiş hakem hataları oluyor. Özellikle İtalya'da. Mesela İtalya'da bu sezon evet çok acayip hata. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Demin araya girmek istemedim. Sonra maçlar başladı, bölmek istemedim. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi grup aşaması bitti diyoruz ya. Dün akşam Benfica 90+4'te attığı golle lider oldu. Evet. 90+4'te attığı golle lider oldu. Maç kaç kaçtı? 5-1. Uzattı. Peki neden bir hafta önce Paris Saint-Germain maçını 89'da maç 7 gollü diye? Bir golle Paris Saint-Germain, hani gerçekten saçma sapan şeyler oluyor hakem tiyolarında. Neden bir golle adamlar lider olamadı? Aynı şey. Belki atacaklardı uzatmada yani. Bunu canlı iddia yayınlarında... Çok acayip yani. Çok şahit oluyoruz. Hani bazen... Ha diyoruz... Bu arada bir de dünyada bahis denen bir şey var. Aynen ya. Hani böyle bir gerçek var yani. Şu anda dünyadaki dünyanın en büyük kulüplerinin... Dünyanın en büyük kulüplerinin en büyük sponsorlarından biri bahis firmaları. Türkiye'de de biliyorsunuz ki Süper Lig'in 3 büyük kulübün sponsoru Nesine.com. Yani birçok şeyi göz ardı ediliyor. Arada bir şeyin şiraze kaydı yani hakemlerde maalesef. Diyorum. Var da tembellik getirdi diyoruz. Inter'e devam edebilirsin diyoruz. Evet, sen yaptın ya, bak bu sefer yayın çıkışı bana top şey yapmayın, basatmayın. Yani ben bir 10 saniye, hakemi söyledim, oldu. Geçti gitti. Aklıma getirdin, söylemeyeceğim şey aklıma geldi. Evet, Inter Sampdoria'yı da rahat geçti. Sen oradan ligde, devam. Ligde 4-4 de yapan bir Inter. Yani Inzaghi çok sallandı koltuk ama kurtardı. Doğru, senin Inter yani Bayern karşısında kötü oynamadı. Benim Milan da... Inter'de onu iyi oynadı. Senin Inter, senin Milan ne bir şey ya mi var abi? Bir kişi daha Görkem'i bölerse arkada boks eldivenleri giyecek gibi duruyor. Hızlıca devam ediyorum. Görkem değil de abi sen giyecek misin gibi geldim ama. Juventus ne kadar kötü sezon geçirse de devam ediyor. Daha ligde henüz iç sahada yenilgisi yok. Ve bence Paris maçında da iyi oynadı Juventus, onu da söyleyeyim. Ben karşılıklı gol var bekliyorum bu maçta. İki takım da can halinde bir maça çıkacak. Aslında Inter kalite olarak, yani bu sezon kalite olarak oyun olarak önde ama Juventus'un iç saha performansı beni etkiliyor. Hemen ben buradan hızlıca Roma Lazio'ya da bağlayayım. Derbiye. Çok bölünmesin. Derbiye gidiyorum. Güzel bir derbi bekliyorum. Lazio son maçını belki kaybetti Salernitana evinde. Şok oldum açıkçası. Beklemediğim bir yenilgiydi. Ama 6 maçta 5 galibiyet alıp bir maçı kaybetmeden gitmişti. Yani 6 maçlık yenilmezlik serisiyle o maça gitmişti. Ve o 6 maçta gol yemeyen bir Lazio vardı. Ben bu maçı bir yol kazası olarak görüyorum. Roma maçında çok daha iyi bir Sarri takımı izleriz düşüncesindeyim. Roma'da Verona karşısında belki zorlandı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kilidi çok geç açtı ama yine kalitesini gösterdi. Maçı aldı. Bu sezon iyi bir Roma var. Mourinho bence Roma geçen seneden daha iyi durumda. Ben bu maçta dengeli bir ilk yarı bekliyorum. Yani iki takımın da riski düşük tutmasını bekliyorum. Sonuçta bir derbi oynanacak. İlk yarı 0 beklentim var. Altta böyle 1-1'e de kilitlenebilecek bir maç. Yani ilk tercih ama ilk yarı beraberliği. Ben de İngiltere derbisine götüreyim. Chelsea, Arsenal'la karşı karşıya gelecek. Londra'ya gittik. Chelsea'nin sahasında oynanan son ikilik maçını Arsenal bu kadar iyi değilken bile kazanmıştı. Graham Potter eski takımına kaybetti ligde. Avrupa'da Dinamo Zagreb'i Şampiyonlar Ligi'ndeki bir yendiler ama... Şu anda ben Arsenal'ın daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Çok güzel bir maç bekliyorum ve sonunda gülen tarafın Arteta olacağını düşünüyorum. Diğer tarafta da o zaman Tottenham Liverpool maçını konuşalım. İngiltere demişken Tottenham'da Liverpool'da hafta içi. İki bilinmez takım diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde de Tottenham güzel bir geri dönüşe imza attı. Marsilya deplasmanında turla döndü. Liverpool namalip Napoli'yi. Fodor sahaya girdi, yetmedi. Yetmedi. İyi ki yetmedi çünkü kuponumuz vardı. Ya öyle de şimdi Ozan Gelman kızacak da bir şey söyleyeceğim. Ben de gideceğim. Hayır işte başka bir şey. Hayır. Tudor babamın oğlu değil. Ondan ya. Değil ya. Daha şey şundan dolayı kızacağım. Başka bir şey söyleyeceğim. Konudan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Ondan kızacaksın. Futbolcu nasıl bilmiyor ya? Beraberliğe devam edeceğini. Avrupa'ya. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne oynadılar. Tamam da yani. Ya rakip de Tottenham. Yani Yehiru'ya bu mu yani? Şey, tutunacağımız şey mi bu? Avrupa'ya devam ediyorsun ya. İstemiyoruz dediler. İstemiyorum. Yani. Ya. Avrupa'ya bana ne dedi bence yani? Bence bilmiyorlar. Bak ne söyleyeyim bilmiyorlardı. Ya Kolasinac o gol yazsa zaten bunu konuşmuyoruz. Ya bu arada ilk yarı 3 olurdu maç da. Cengiz'in asistini yedi. Neyse. Evet. Gol var. Tudor'dan değil yani olay. Tudor'da loser bir adam bu arada. Tottenham Liverpool karşılıklı goller izleriz diye düşünüyorum ben. Peki. Derbiye geçelim. Türkiye. Senih yürüveyle başlayalım. Ondan önce bitti bir ya pazarın şeyi. Bitti. Şu ha, şey, muazzam İtalya. Derbi ha, ben bir İtalya daha sıkıştırayım evet. Oraya. İtalya. Cumartesi. Atalanta Napoli. Napoli Kvaratskhelia yine sahalarda. Değinmeden olmaz biliyorsun. Merih Yerov. Şimdi Napoli
yenilgisiz şekilde yoluna devam ediyor. İlk yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde aldı ama formalite olan bir maçta aldı. 5 yemedikten sonra sıkıntı yoktu. Aynen. Ama ideale yakın 11 çıktı yine yani. Evet. Yani bence biraz rahatlamanın da göstergesiydi o maç. Yani rahat bir Napoli vardı. Şimdi ligde çok farklı bir Napoli var. Yani ligin üstünde bence şu an. Yani Milan ve olmasına rağmen söylüyorum bunu. Ligin üstünde bir takım şu an Napoli oyunuyla. Çünkü giren çıkan fark etmiyor. Herkes gol atıyor, herkes skora katkı ediyor. Osimhen, Raspadori, Simone, Kvarat zaten takımı yönlendiriyor. Atalanta da ilk yenilgisini Lazio karşısında almıştı. Evinde yine büyük bir maçtı ve çok kötü oynayarak almıştı. Ama Empoli'yi yenerek yarışta olacağını aslında gösterdi, kolay pes etmeyeceğini. Şimdi Atalanta'nın bu maçtaki tek şansı bence Napoli'yi tutmak. Yani farklı bir oyunla Napoli karşı iyi bir sonuç alma şansı yok. Ben bu maçta da ilk yarı beraberliğini değerlendireceğim. Atalanta'nın ilk yarı risk almayacağını düşünüyorum. Napoli de bence ayak uyduracaktır bu Şampiyonlar Ligi'nin yenilgiden sonra. Derbiye geçmeden şunu söyleyeyim bu arada. Bir şeye bakıyordum demin. Şimdi bu Cuma günü izleyecek değerli izleyenler programı. Yani yoğunlukla Cuma günü izlendiği için Cuma diyorum. Yani pazar gününe şimdiden bahane uydurun. Grip oldum, hasta oldum. Yani bir plan yaptıysanız. Yani 15.30'da Chelsea Arsenal ile başlıyor. Fixtür. Ajax PSV, Tottenham Liverpool, Roma Lazio, Juventus Inter, Marsilya Lyon, Real Betis, Sevilla. Belki isim olarak burada en düşük Real Betis Sevilla duruyor ama İspanya'nın en büyük derbilerinden, en büyük rekabetlerinden bir tanesi ve galiba Ocak ayında Sevilla'nın sahasındaki maç yarıda kalmıştı. Kartlar da havada uçuştu. Orada ortalık karıştı ve yarıda kaldı futbolcunun başına gelen cisimden dolayı. Acayip bir pazar. Endülüs derbisi. Acayip bir pazar. Müthiş bir bülten var pazar günü gerçekten derbi olarak da. Müthiş bir maç. Peki şimdi gidelim derbiye. Cumartesi günü Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Tabii bundan önceki Galatasaray Beşiktaş son derbilere baktığımızda Galatasaray'ın iç sahada bir galibiyet üstünlüğü var. Ama her derbi başka bir hikaye, başka bir senaryo ve başka bir 90 dakika. Asla geriye dönüp baktığın zaman bu maçın sonucunu vermez o derbi. Ben geçtiğimiz hafta rahatsızlığımdan dolayı yoktum. Aslında o perşembe söylemek istediğim bazı şeyler vardı Alanya maçıyla alakalı olarak. Evet, Alanya maçında bir erken faciası yaşandı. Bu çok net. Ama Okan Buruk'un Galatasaray'ı yine seyirci rekoru kırdı Galatasaray. O hafta yine en çok tribün doluluğu Galatasaray dedi. Galiba 48 bin. Müthiş bir koreografi vardı. Hayır, evet. TFF'ye yer vermediği koreografi. 2-0 öndesin Alanya Spor'a karşı ve 2-2 bitiriyorsun. Her ne olursa olsun bence Galatasaray o maçtan 3 puan almalıydı. Bak her ne olursa olsun çünkü örneği var. Gaziantep maçında geriye düştün. 10 kişi, yani 10 kişisin geriye düştün ama reaksiyonu vererek kazandığın bir maç oynadın. Evet, diğer bütün unsurlar doğru. Bunu söylemek yani, istiyordum. Geçen hafta Alanya Spor'da çok rahat pozisyon veren bir takım bu arada. Ve bu arada Mertens'in iki tane karşı karşıya kaçırdığı var. Emin Bayram'ın 2-2'den sonra 90+3'te 6 pastan tribüne attığı bir top var vesaire vesaire. Yani gerçekten Galatasaray'da anlam verilmeyen şeyler oluyor. Ama evet, hakem tarafından da acayip işler oluyor. Neyse. Bunu geçen perşembe söylemek için söylemek istedim. Yine bizim ilk yayınlarımızdan bir tanesiydi. Bülten'de ne vardı? Ben 3 santrafor'da da aynı şeyi söylemiştim. Hatta seninle yaptığımız sohbetle de aynı şeyi söylemiştim Barış. Ya Valerian İsmail ya Okan Buruk. Birinden biri önce gidecek ama hangisi gidecek diye burada sormuştum kendi kendime. Yani sizlere de sormuştum acaba. Valerian İsmail oldu. Giresun maçındaki offside olmasa daha önce gidecekti bence. %100. Ama onun gidişini uzattı. Okan Hoca, Okan Buruk iki tane kader maçına çıkıyor. Bir de Beşiktaş ve Dünya Kupası maçı, Dünya Kupası öncesi maçı Başakşehir. Buradan 2-0 yaparsa gider. 2-1 de yaparsa gider. Nasıl yaptığına bağlı. Beşiktaş derbisini kazandı. Başakşehir'de gerçekten iyi oynayıp Başakşehir'in stadında maç 2-1 kaybetti, gitmez. İlkini ama, kaybederse gider. Ama ikisini kaybederse kalma şansının olduğu beraberlik çok gider. İki beraberlik ya, çünkü 10 puan olur. Beşiktaş maçını da kaybederse 10 puan gider. Olur. Nasıl kaybettiğine bağlı onu da. Şimdi, nasıl kaybettiğine bağlı peki yani. Peki nasıl kaybettiğine bağlı derken Halil Umut Meler ilk kez bir Galatasaray Beşiktaş derbisi yönetecek. Yani ne demeni bekliyorsun? Yönetmesin. Ben yönetmesini isterdim. Yönetsin canım. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçını da yönetti. Ben hatta Galatasaray 20 sene sonra Halil Umut Meler'le Onyekuru'nun gol attığı maçın hakemi değil miydi? Ben formunu beğenmiyorum. Vücutluluğunu hiç beğenmiyorum hakemi. Hangi hakemin vücutluluğu değil ki şu anda? Hakemler yine dağılmış durumda. Hakemler dağılmış durumda yani. Ya saha içinde böyle daha böyle kibar olanlar var. Hakemler
dağıldı. Hakem kibar mı var olacak? Çok fazla futbolcuya bir şey anlatmaya çalışıyor hepsi. Çağıracak, gel buraya sarı kartı vereceğim. Ama bazen de haddinden fazla sert. Yapsınlar, haddinden fazla yapsınlar. Ya bırak önce şu itirazı bir kere ortadan kaldırsınlar. Yerde yatana müsamaha göstermesinler. Topu taşı atmasınlar, şunu yapmasınlar. Bunu hızlansın biraz oyun ya. Önde olan yatıyor, önde olan yatıyor. Zaten 40 dakika oynuyor maksimum maç. Yani Türkiye Süper Ligi'ndeki tüm maçlar Atletico Madrid maçlarına benziyor. Atletico Madrid maçlarını açın bakın Şampiyonlar maçlar... Ligi, La Liga artı 8 artı 9. Türkiye'de zaten eskiden hatırlıyor musun derbilerde kaç dakika uzatma olur diye geçen sene bahisler açılmıştı. Evet, oyun vardı. Şimdi evet. Herhalde artı 8 1.30 verir yani açarlarsa. Şu anda var mı bilmiyorum. Bültende var mı bilmiyorum. Maç günü mü yüklerler VAR'a derbiler? Yüklemiyorlar ama artık. Bazen yüklüyorlar. Hani eğer yüklerlerse... Yok. Alırım. Kırmızı karta olursa yani. Kartlar olur. Şükrediyoruz yüklediklerini derbide. Dolayısıyla var mı bir kere bir iki kere geldi ondan sonra bir daha gelmedi. Şu anda 210 bahis seçeneği var önümde. Şimdi tabii ki Şenol Güneş geldi Ümraniye maçında ilginç bir 11 çıkarttı. Cenk Tosun'la Dele Alli kanatlarda oynattı. Yani tam da şunu söylemiştim ben 4-2-3-1'e uygun bir kadro var. İki tane çok İyi kanat oyuncusu var. Hatta Gezal'da geldikten sonra 3 tane çok önemli kanat oyuncusu var ama... Delali kanatta oynama. Cenk oynadı. Kimilerine göre 4-4-2 oynadı. Delali biraz serbest oynadı. Yani sağ tarafa da kaçtı. Cenk Tosun da kanatlardan getirdi. Eski kullandığı şekilde aslında kullandı. Aslında tam o en şaşalı Everton'a evet. Gittiği dönemde iyi gibi kullandı. Ama sağ bek sol bek performansından memnun kalmadı. Onları çıkarttı devre arasında. Çünkü ikisi de hata yaptı. Birisi de kartla. Ben ilk geldiğinde de Muleka'nın performansını beğenmediğimi söylemiştim size. Masuaku mu Muleka? Özür dilerim Masuaku. Masuaku'nun performansını... Muleka'yı unuttuk bile. Bir Ozan gelme hatırlıyor. Muleka muhtemelen... İdare ediyor. Vegors'un yokluğunda... Bence şey yaptı ya Masuaku ile Rozier'e. Bakın dedi, göz daha verdi. Sizin dedi arkanızda bekleyen oyuncular var. Ama oyunuzu geliştirin. Gerçi kendi de söyledi de... Kazandı ama mutlu değil. Yani çünkü ya niye seni, mutlu ben değil? Bir şey değil. Oyun sana değil çok yani. Net Şenol Hoca'nın... Görüntüsünü anlatayım. 10. dakika ile 30. dakika maç 1-0 devam ederken Şenol Güneş saha içerisinde aynen böyle yaptı. Çok mutlu ama şuna tutunacak. Bu benim takımım değil. Çok hayır, net. Hoca takımdan memnun değil. 5 atmasına rağmen. Ama şunu diyor işte. Şunu diyecek. Şunu deme hakkı var mı? Bu takım ben kurmadım deme hakkım var. Değer de demez. Belki işte ya demez. Başka şeyler diyor. Yok başka şeyler diyerek bunu söylüyor zaten. Bir de biz de anlamıyoruz hocam. Bazen öyle şeyler diyor ki. Ya gelir gelmez söylediklerini yok ben artık düşünmüyorum. Ya düşünüyorum ben ya hocam. Yani güneş yıldızları kapatıyor bazen diyor. Güneş her gün doğuyor faydalanmak lazım diyor. Bütün soyadından bu kadar pozitif yararlanan bir hoca dünyada belki çok azdır yani. Sosyal medya sayesinde oldu bu da. Dokunmam yani, lazım yok, sen diyor. Hoca, 96'da da aynıydı ya. Yani Fenerbahçe yani şey Fenerbahçe diyorum. Trabzonspor'un başındayken de o hep o şeyi vardı. Mizacı bu kadar yoktu aynıydı. Ama ya. Delali'ye dokunmam lazım diyor ama korkuyorum diyor. Dokunursam kırabilirim falan diyor. Böyle garip garip açıklamalar yapıyor. Zaten başlangıçta bence gergin oldu. Şimdi şu maça gelelim. Galatasaray toparladı. Alanya maçının ilk yarısı o kırmızı karta kadar olan bölümü. Karagümrük maçı da fena değildi. Orada da Karagümrük erkenden 10 kişi kaldı. Şimdi Şenol Güneş bu maçı kaybederse kimse Şenol Güneş'i eleştirmez. Dolayısıyla evet. Şenol Güneş riskleri alabilir ama o da derbi kaybetmek istemeyecektir. Okan Buruk o iki maçta 4 puan Okan Buruk'u Dünya Kupası sonrasına da taşır. O da derbi kaybetmek istemeyecektir. Biraz daha temkinli bir maç bekliyorum. Son 10 maça baktığımız zaman aralarındaki son 10 maça baktığımız zaman 9'unu ev sahibi takımlar kazanmış derbide. Evet. Bir tane Galatasaray esasında beraberlik var. Esasında böyle derbiler için önemli bir istatistiktir. Bu Galatasaray'ı ön plana çıkartan bir istatistik. Ama ben beraberlik bekliyorum. Ben de Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Tahmin olarak da senin Yurgan'ın tahminini yani, merak ediyorum. Tahmin olarak açıkçası hani taraf olarak ben çok bir yere gidemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın iç sahadaki her maçına gittim ben bu sene. 45 artı oynuyor yani 45 bin plus oynuyor. 45 bin üzeri dolduruyor Galatasaray tribünleri ve bu maçın biletleri 11 saniyede bitti zaten. Evet. Kapalı gişe oynanacak bir maç ve Ozan Germán'ın söylediğinin tersi oyun olarak şöyle olabilir. Tribün öyle bitiyor ki Galatasaray'ı hücum anlamında, baskı anlamında Beşiktaş'ta bunu arkaya kaçıracağı toplarla çok iyi değerlendirebilecek isimlere sahip ve Galatasaray'ın zaten problemli bir bölgesi. Galatasaray son 3 maçta top kaybetme rekoru kırıyor. Okan Hoca
Yunus Akgün'ü sildi. Neden sildiğini hiç anlamış değilim. Yunus Akgün 90'larda komedi gibi oyunu aldı Karagümrük maçında. Kerem Aktürkoğlu dökülüyor ki ben Kerem Aktürkoğlu'nun 1,5 yıldır savunduğum için bana kızanlar var ama gerçekten dökülüyor Kerem Aktürkoğlu. Hiç mental olarak iyi bir durumda değil. Okan Hoca'nın kadro tercihlerinde de bence bazı problemler mevcut. Açıklamalarında da bazı problemler mevcut. Transfer dönemi bitene kadar transfer dönemi bitsin bir kafam rahatlasın dedi. Transfer dönemi bitti. 3 günde bir maç yapmıyorum, oyuncu oynatamıyorum diyor. O diyor, bu diyor. Hocam Kasım bitti. Hocam lig gidiyor yani. Okan Hoca, çok özür dilerim. Okan Hoca bence yükü, öyle bir yük var ki madden ve manen üzerinde. Bunu karşılayabildiğini ben açıkçası çok düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın diye de bazı şeyler söylemek istemiyorum ama ya bir büyük takım hocasının değil. Her demecindeki ilk cümlesi hakem olmalı. Bu olmaz. Ya ben her maçta bak Galatasaray'ın her maçında iç sahadaki her maçta pür dikkat seyrediyorum Okan Hoca'yı. Hani şey olsa bana yayıncı kuruluş bir hak verse şurada bir video hazırlarım. Hocam dördüncü hakemle belki oyuncusuyla daha çok az konuşuyor. Bak haklı haksız konusunda değilim ben sadece yani. Yani basketbol antrenörü olsa her maç diskalifiye olur. %100 ve her maç teknik faulde zaten 10 sayıda oradan yani. Biraz da tedirgin yani. Duruyor bence kendine. Yani ama çok ciddi baskı var. İçindeki takımıyla daha fazla mesai harcaması gerekirken. Bu kadar basit. Hakemlerle o mesai harcanıyor. Ya şimdi 2 yıldır 3 yıldır Galatasaray'ı izlemiyoruz işte. 20 küsur yıldır Galatasaray'ı izliyoruz, izliyorum. 20 küsur yıldır işin içindeyiz, görüyoruz. Galatasaray'da problem var ya, bu çok net. Beşiktaş'ta yok muydu? Konuşmadık mı? Beşiktaş'ta bazı futbolcular sıkıntılı dedik. Ne oldu ya Cenk Tosun ve diğer oyunculara? Bunu şey için söylemiyorum. Hani olmuyor ya, bazen olmuyor ya. Kan uyuşmuyor. Olmuyor yani, istemiyor. Şu var mı yok mu? Çok merak ediyorum. Biz fizik çalışmaktan çok yorulduk. Taktik çalışmıyoruz diyen oyuncular oldu mu? Olmadı mı? Demek ki olmuş ki bak yollar ayrıldı yani. Demek ki bazı şeyler iyi gitmemiş. Ters gitmiş yani. Galatasaray'a da ters gidiyor. İyi şeyler olmuyor yani. Burada derbide Galatasaray'ın tabii ki Türk Galatasaray maçı kazanabilir mi? Bundan bağımsız söylüyorum bunları ben. Türk oyuncu tercihi de etkileyecek. Şimdi evet. Emre Taşdemir'i mi kullanacak yoksa ya bir kere Yunus'la Kerim'i aynı anda başlatmayacağı belli. Dolayısıyla Abdülkerim döndü. O fark etmiyor. Emin'in yerine oynayacak. O çünkü Nelson'u kesmeyeceğine göre. Dolayısıyla orada herhangi bir Türk taparı oynayacak. Ya Abdülkerim ya Emin oynayacaktı. Abdülkerim oynayacak. Tabii ki kalite açısından Abdülkerim'le oynaması Galatasaray. Ben Emin'i oynatırsa Nelson'u mu kesecek diyorsun? Yok yok. Abdülkerim'i yerine. Özür dilerim. Emin dedim. Emre Taşdemir. Emre'yi oynatırsa çok büyük bir hata yapar. Bak o kadar söylüyorum. Çok büyük bir hata yapar. Şimdi, bunu da haftaya konuşuruz Emre'yi yani. Emre'yi oynatmazsa o zaman Kerem ve Yunus'la başlayacak. Mecburen. Şimdi Emre'yi kesmesi de zor. Karagümrük maçın yıldızı oldu. Golü asistiyle. Yani yok, en azından skoru etkisiyle. Şimdi bu alanda sıkışmış durumda. Öndeki iki adam formsuz. Evet. Bir tanesini mecburen kesiyor. Galatasaray'da çok formda olan. Hayır. Yani şu var. Raşika'yı mı tercih edersin? Kerem Yunus'u mu? Hangisini? Önce Raşika. Şu anda daha formda. Dolayısıyla ikisini aynı anda oynatmayacak. Bir tanesini oynatacak. Bir tane Türkiye ihtiyacı var. Ha, ya da şunu yapacak. Nelson'u oynatmayacak. Emin Abdülkerim. Onu da yapmayacağına göre. Zaten. Dolayısıyla beklerden. Ya, muhtemelen teknik direktör bir reaksiyonu vardır ya. Gol attı, moralle oynayacak. Emre de başlayacak. Emre kesin. Başlayacak. Yani %100 Emre'nin sakatlığı olmazsa Emre de başlayacak ve çok da büyük bir hata yapacak. Çünkü Emre bu kim maçın bu maçın ha, yok. Ne kadar kötü olursa olsun. Türk de başlasın diyorsun. Yani Kerem Yunus'la başlıyor. Yok, Patrick Manaot ne kadar kötü olursa olsun bir şekilde bu maçın tecrübesini, ağırlığını ve o yükü bence tamam, oradan Patrick, öbür taraftan oradan ödün vermek zorundasın. Çünkü zaten burada sana göre öyle. Bence kesinlikle tamam. Ama yapmayacak. Buna da %100 eminim. Ben de eminim de. %100 Emre ile başlayacak yani. Ve Beşiktaş Şenol Güneş de zaten göreceksiniz. Beşiktaş tüm ataklarını ve varyasyonlarını da oraya göre kuracak. Ama işte zaten. Beşiktaş'ta bu şekilde Cenk ve Delali ile çıkarsa orada eskisi gibi kanat bindirmesi yapamayacağı için Emre'nin arkasına sarkamayabilir. Yani Cenk'in karşısında Enkudu mu oynayacak? Enkudu'nun kanatından bahsediyoruz. Kimin oynadığından bağımsız. Çok önemli. Redmond olur. Enkudu zaten değiştiriyor ki zaten. Yani oraya sabit tutmuyor ki. Yani diziliş önemli yani değil ama. Genellikle sol taraf abi. Hayır diziliş önemli değil. O saha içinde şimdi Emre Yunus'u da değiştiriyor. Kerem Yunus'u da değiştiriyor konuca. Veya kanatları. Redmond'da o değiştirebilir yani. Redmond'da başlasa da fark edecek. Redmond'da en az Enkudu kadar hareketli yani. Ümraniye maçında da iyiydi bence Redmond. Redmond bence iyi oyuncu bu arada. Başakşehir. Bence etkili olabilir. Başakşehir olabilir. Sen gollü bir maç mı bekliyorsun?
Şimdi son raddede taraftan kaçırdı ama tahminini bilmiyorum. Taşdemir'le başlarsa gol, gol diye başlayıp devam edip cümleye bitirip KG başlamazsa... Bence, evet, bence iki takımın da gol attığı bir maç olur ama taraf için gerçekten çok zor maç. Sen ne diyorsun? Bir ve kırmızı kart olur diyorum. Ayrı ayrı iki tane tercihim evet. var. Galatasaray kazanır ve kırmızı kart olur. Bir de çok korner olur bence. Bu arada bu aralar açmamaya başladılar. Şu anda tabii ki maç günü açıyorlar. Açmayı inşallah açarlar. Onu bir söyleyelim de. Tabii. Çünkü MBS 2'ler arttı. MBS 3'ler arttı. Biraz cimri. Biraz doğru. cimrileşmeye başlandı orası. Dolayısıyla yani biz kırmızı kart yorumu yapabiliriz ama bir anda derbiye koymayabilirler. Onun şerh maddesini düşelim şimdi. Pekala. Ben de kısaca o zaman maça değineyim. Yani ben iki takımın da çok kontrollü olacağını düşünmüyorum. Yani şu anlamda çünkü Fenerbahçe yani uçtu gidiyor gibi oyun olarak da en azından ve puanları üst üste alıyor. Buradaki bir beraberlik Fenerbahçe'den yine uzaklaşmak anlamına gelecek. Belki Şenol Güneş'in biraz daha kredisi var ama yani yarıştan çok uzaklaşacak. Şenol Güneş'in zaten 1,5 yıl attı. Evet. Zahir bu sezon Şenol Güneş olamasa da kimse Şenol Güneş'e niye şampiyon olduğunu demez ama bu kadar para harcayan Galatasaray'a, bu kadar transfer yapan Galatasaray'a, Okan Buruk'un kötü bir sezon tamamlamasının ihtimali yok bence yani. Bir de iç sahada oynama da büyük yani bu beraberliği kaldıramaz bence seyirci diye düşünüyorum. Bir de Başakşehir'le oynuyorsun. Öyle, bu arada çok kötü bir fikstür. Zor. Çok zor ya. Yani Galatasaray'ın fikstürü gerçekten çok zor yani. Çok zor bir fikstürden çıkıyor. Yani evet. Esasında kötü oynadığı maçları da kazanarak ekstra puanlar kazandı. Özellikle Antalya maçı. Antalya maçı ilk hafta öyle başladı. İçeride Gaziantep maçı. Erol Bulut'un hamlelerini konuştuk. Kazandı. Konya maçı geriye dönüp kazandı. Ya böyle... Yani Konya maçı da hak ederek kazandı. Öyle söyleyeyim. Onu demiyorum ama şey... Yanlış anlaşılmasın. Hakem hatasından hak ederek onlar değil. Demiyorum. Şapkadan tavşan çıkardığı maç oldu Konya. O anlamda diyorum Antalya yani. Antalya maçı hiçbir şey oynamadan bir Gomis girdi, gol attı. Ha, bir de peki, penaltı kaçırdı Antalya. Derbi ve ardından Başakşehir galibiyetleriyle Galatasaray nereye gider? Ardından da ara geliyor zaten. Evet. Bir kere özgüven gelir. Bir takımın özgüven kazanması, işte Fenerbahçe özgüveni kazandıktan sonra kolyesi bile nasıl olsa atacak gözüyle bakıyorsun. 3-0'dan Ren'i çevirdi yani, kolay bir şey değil. Sadece o mu Ren bak, mi? Ren maçını, Ren Paris Saint Germain karşısında 3-0 öne geçse Ren oradan çevirttirmez maçı yani. Fransa'da o kadar iyi takım. Fransa'da aynısı oldu bu arada. O kadar iyi takım yani. Hani Fransa'da da 2-0'dan geri döndü, 2-2 yaptı. Ya Fenerbahçe'nin yakaladığı özgüven, bak bir teknik direktör her şey. Takımın her şeyi teknik direktör. Bu çok net ya. İşte bunun en güzel örneği son geçtiğimiz 10 yıla bak. Çok net ortada. Teknik direktörün ne kadar iyi ve kaliteli ise o kadar da bu kadar olumlu etki alıyorsun. Çok sana basit, son, çok basit yani. Son bir soru soracağım senin Yurga'ya. Velev ki işler kötü gitti. Okan Buruk'la yollara ayrılacak. Dursun Özbek'in Fatih Terim'le çalışmayacağı... Dursun Özbek değil. Çalışmak istemeyen Dursun Özbek değil. Kim? Tamam neyse. Başkası. Onun da fikrini değiştirdiğini varsayalım. Fatih Terim gelir mi? Gelmez. Bu sezon gelmez. Ben zannetmiyorum geleceğini. Aldım cevabını. Bu sezon geleceğini zannetmiyorum. Kim gelir diye sorayım ben. Yabancı hoca gelir. Artık. Yani yabancı hoca tercihi olur. Hamza Hamdoğlu gelecek hali yok. Yok mi? Evet. Yabancı hoca tercihi olur. Ama zaten 6'da 2'de 0 yaptığı, 6 puandan 1 puan bile çıkaramadığı senaryoda Galatasaray kopar zaten. Dolayısıyla yerli bir hoca getir. Hani altyapıdan da bir hoca koysan koy ya. Yani gitti, sezon gitti yani zaten. Ben tahminim. Ben iki takımın da maçı kazanmak isteyeceğini düşünüyorum. Yani Şenol Güneş zaten kazanmak isteyecek. Kaybedecek hiçbir şey yok bence Şenol Güneş'in. Ama Galatasaray'ın taraftar desteğiyle maça iyi başlamasını bekliyorum ben. İlk yarı bir Galatasaray golü bekliyorum maçta. Karşılıklı pozisyonlar olacağı ama Galatasaray'ın ilk yarıda gol bulacağını bekliyorum. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üstü. Noktalıyoruz. Ağzınıza sağlık. Hayırlısı. Teşekkür ederiz. Hayırlısı. Evet, Bülten'de Ne Var programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta içi Bülten ile tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Size de hafta sonu Bülten'de bol şanslar.